Şule. Şule karıcığım, ben gidiyorum. Tamam. Güle güle, ama eve para bırak, pazara çıkacağım. Al hayatım. Bu para niye yeter ki Cemil? Biraz daha versen. Şuleciğim, güzel karım benim. Biliyorum, çok fazla değil. Ama buna da şükür. Ben de kendi keyfim için istemiyorum ki Cemil. Oğlumuzun, ailemizin daha iyi yaşaması için istiyorum. Biliyorum karıcığım, biliyorum. Ben de sizin için çalışıyorum. Şu bankadan kredi işi bir hallolsun. Kapatacağım bakkalı, açacağım marketi. Bak göreceksin. Marketçi karısı olacağım yani. Evet. Hadi hadi, o zaman bir an önce git de zaman kaybetme. Yapacağım, hiç merak etme. Hadi bana eyvallah. Hadi gidiyorum. Hadi hoşça kal. Hoşça kal. Anne. Anne uyan hadi. Okula geç kalacağım. Anne uyansana. Yakamı takamıyorum. Geç kaldım hadi. Of ya. Bir babam bir sen uyutmadınız vallahi. Yakamı takamadım. Koskoca delikanlı oldun. Bir yakayı takmayı öğrenemedin. Artık hep geç uyanıyorsun. Kahvaltımı bile hazırlamıyorsun. Aa, ne biçim laflar onlar öyle? Ben sizin için saçımı süpürge edeyim. Şu gördüğüm karşılığa bak. Handan, bugün nerede toplanıyoruz? Aa, ne demek geliyor musun? E geliyorum tabii. Bensiz oyun olur mu? Tamam. Mesude'nin evinde 2'de. Hı hı. Görüşürüz. Bu paralarla da ne oyun oynanır yani? Kaç para tuttu Cemil abi? Hepsi 6 milyon canım. Ben yazarım. Tamam Cemil abi. Babana selam söyle. Hayırlı işler. Hah, Hasan hoş geldin. Ya abi sen öyle aceleyle çağırınca korktum ben de. Hayırdır? Hayırdır hayır. Bankadan aradılar. Krediyi veriyorlar. Gidip sözleşme imzalayacağım. Dükkana göz kulak ol diye çağırdım seni. Deme ya. Hayırlı olsun. Kaptın krediyi Cemil abi. Öyle. Kapmasana kaptık da asıl önemli olan bundan sonrası. Taksitleri günü gününe ödemezsem vay halime. Ödenir abi ödenir. Sağ ol Hasan. Neyse ben gideyim artık. Erkenden dönerim. Hadi kolay gelsin. Sağ ol Hasan. Çok sağ ol. Siparişler için sağ ol Hasan'cığım. Tamam. Hadi kendine iyi bak. Sağ ol abi. Görüşürüz. Merhaba Hasan. Aa, merhaba Cemil abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hallettin mi? Hallettim. Yarın sabah para hesabımda. Hey, hadi hayırlısı abi. Sağ ol da birkaç gün içinde bütün işlemleri tamamlamam lazım. Aa, halledersin abi, halledersin. Allah senin gönlüne göre verir. Sağ ol Hasan. Hadi içeri geçelim. Hadi geçelim. Bugün şans benden yana. Evet kızlar, kartları kim dağıtıyor? Bugünlük bu kadar yeter. Neredeyse kocam gelecek. Evet artık kalkalım. Gerçi bıraksalar daha saatlerce oynarım ama. Evet kızlar, ama önce paraları görelim. Sonra kalkarız değil mi? Hay Allah, evde de bir şey kalmamış. Yemek de yapmadım. Şimdi Cemil de gelir. Ne uydursam acaba? Anne geldin mi? Benim karnım acıktı. Geldim geldim. Patlama, yapacağız artık işte bir şeyler. Ama anne, beslenme çantama da bir şey koymamışsın. Okulda da bir şey yiyemedim. Tamam tamam. Şimdi lahmacun söylerim, olur biter işte. Bugün dükkanda da lahmacun yedim. Ya tesadüf işte. Vallahi hayatım, ben de bugün pazarı diye evden çıktım. Ama yolda aniden başım döndü. Hay Allah, çıkmasaydın keşke pazara falan. Vazgeçtim zaten. Handan'a uğradım. Tansiyonum çıkmış.
Biraz limonlu su içtim, yatıp dinlendim. İyi yapmışsın karıcığım. Peynir ekmek de yerdik, önemli değil. Neyse, ikinize de güzel haberlerim var. Bana bilgisayar mı aldın baba? Alacağım bir tanem. Onu da alacağım. Biraz daha sabret, olur mu? Hı? Yoksa yeni bir eve mi taşınıyoruz? İnşallah onu da yapacağız karıcığım. Kendi evimiz de olacak. O günleri de göreceğiz inşallah. Ay Cemil, inşallah maşallah. Söyle hadi ne söyleyeceksen. Banka krediyi verdi Şule. Dükkanı market yapıyorum. Okan Market. Çak! Yalnız bir yıl boyunca bankanın kredisini ödemek için bayağı bir sıkıntı çekeceğiz. Sanki şimdi sıkıntı çekmiyoruz da. Efendim karıcığım? Ay, tabii çekeriz hayatım. Bir yıl daha sıkıntı çekeriz, ne olacak? Böyle bir ailem olduğu için Allah'ım sana şükürler olsun. Cemil, hayatım çok geç oldu. Yarın 5. taksidi ödeyeceğiz Şule. Kaldı 5 taksit. İyi. Şule, bana destek olduğun için sağ ol. Sabrın için teşekkür ederim. Sıkıntı çektiğini biliyorum. Sen olmasaydın ben ne yapardım ya? Sağ ol Hüseyin. Cemil abi, ne zaman açıyorsun marketi? Az kaldı be Hasan. Yakında açarız. Ama taksitleri denkleştirmek epey belimi büktü. Ev kirası, elektrik, su derken ucu ucuna yetiyor valla. Valla Cemil abi, ne yap et öde. Sana kredi çıktığı gün ödenir abi ödenir deyip seni cesaretlendirmiştim ya. Hı. Bugün bir haber aldım. Ne haberi? Amcamın damadı senin gibi kredi alıp ev satın almıştı. Taksitleri ödeyememiş abi. Hiç gözünün yaşına bakmadan almışlar evi elinden. Aman... Allah korusun. Benim de dükkan gider elinden. Çıra gibi yanarım vallahi. Şule, eve dönecek paran kaldı mı? Kalmadı. Bir yol parası verirsin artık. Veririz canım. Şule, herhalde sen yarınki partide olamazsın. Ona göre yerine Ayşe'ni çağıracağım. Niye olmayacakmışım? Yarından itibaren daha büyük oynayacağız kızım. Böyle küçük paralarla vakit geçirmenin anlamı yok. Yani senin durumunu biliyoruz ama zevki kalmadı böyle oynamanın. Çocuk oyunu gibi. Ne kadar büyük olacak ki? 50 milyondan açacağız. Sonra 20'şer 20'şer arttıracağız. Tamam, varım. Ben de çok büyük bir şey sanmıştım. Vay kirli çıkı vay. Ben demiştim size onun kıyıda köşede bir şeyleri vardır diye. Aklı sıra benimle dalga geçeceklerdi. Bu altınlar ne günü duruyor be? Satarım. Kazanınca da aynalarından alır yerine koyarım. Cemil'in ruhu bile duymaz. Cemil, ne işin var bu saatte senin evde? Yarın kredinin son ödeme günü. Biraz eksiğim kaldı. Bankadan ihtarname geldi. Eğer ödeyemez. Bir tane. Ben de sana altınları bozduralım demeye gelmiştim. Sen de mi aynı şeyi düşündün? Hepsini yerine koyacağım, merak etme. Söz veriyorum. Yeter artık. Gece gece sayma şunları. Şuleciğim, bir türlü tam olarak emin olamıyorum. Sanki hep eksikmiş gibi geliyor. Biliyorsun, bütün altınları bozdurup ancak tamamladık parayı. Bereketini kaçıracaksın. Tamam. Tamam, haklısın.
Bozdurduğum altınları fazlasıyla yerine geri koyacağım karıcığım. Söz veriyorum. Sen olmasan ben ne yapardım? Ben ne yaptım ki Cemil? Hem biz evlilik cüzdanımızı iyi günde de kötü günde de beraber olacağız diye imzalamadık mı? Bir tanem. Ben bir ellerimi yıkayayım şöyle, geç kalıyorum. Hadi Allah'a ısmarladık şöyle. Geç kaldım. Bu taksiyi de ödedik mi işimiz kolaylaşacak. Güle güle Cemil. Kolay gelsin. Mesude. Oyuna geliyorum, tamam mı? Bekleyin beni. Kambersiz düğün olur. Parayı nereden buldun kız? Sen orasını karıştırma. Ben gelmeden başlamayın, tamam mı? Hadi görüşürüz. Üsküdar, Üsküdar, 2 milyon Üsküdar. Büyük kadınsın Şule. Bu kadar parayı nereden buldun? Hadi hadi oynayın. Bugün sizi soymaya geldim. Kim kimi soyacakmış görürüz. Hadi bırakın lafı da çevirelim şu oyunu. Ücretleri alalım abiler. Olamaz. Şoför bey, hırsız var, çabuk karakola çek. Ne hırsızı kardeşim, ne diyorsun sen? Kendine gel terbiyesiz herif. Sen çek karakola, çabuk ol. Arkadaşlar bir saniye bekler misiniz lütfen? Ya ne olur kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Aklım başımdan gitti. Sen de haklısın kardeş. O kadar param gitse ben de senin gibi davranırdım. Hırsız olsa cüzdanı çalar. Parayı alıp da cüzdanı tekrar cebine koymaz. Dedim ya, aklım başımdan gitti. Özür dilerim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben şimdi mahvoldum. Nasıl söyleyeceğim Şule'ye parayı kaybettiğimi? Ne yapacağım ben şimdi? Mahvoldum. Abi ne bu halin? Mahvoldum Hasan. Mahvoldum. Hayrola abi? Mahvoldum Hasan. Bittim ben. Şule'ye nasıl söyleyeceğim? Nasıl? Nasıl? Üzülme abi. Thank you.
Şule! 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 Şule neyin var? Şule! 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 Canım! Şule kendine gel! Şule! Şule ne olur cevap ver! Şule bir şey söyle! Şule! Kendine gel! Şule! Şule! Hastaneye mi kaldırsak? Ambulans mı çağırsak? Şule! Şule! Şule ne olursun! Şule! Şule lütfen! İsyan etme, dua et, sabret. Hocam bundan acı ne olabilir ki? Büyük konuşma oğlum, acının da acısı vardır. Abi başın sağ olsun. Allah razı olsun. Cüzdanım yok. Abi ben de onu diyecektim. Ben gördüm, cenazeyi mezara koyarken cüzdanın çukura düştü. Şule almıştı onu. Hocam, cüzdanım karımdan armağanmış. Mezara düşmüş. Toprağa geri alsak günah olmaz değil mi? Vardır bir hikmeti. Hem daha yeni toprak attık. Arkadaşlar, açın mezarı. Hadi. Aç. Hikmetinden sual olmaz. Hadi örtün cenazeyi. Gel. Gel evladım. Gel şöyle. Hadi. Gel. Bu bir takdir-i ilahidir oğlum. Bunun manası senin karın senden habersiz cüzdanından para almış. Allah seni bu gerçeği öğrenmeni istemiş. Yeter artık. Gece gece sayma şunları. İşimi eşimi kaybettim. Bundan daha acı ne olabilir ki diye isyan ediyordun. Haklıyım üstüne hocam. Bu gerçek daha acı. Affet. Affet beni! Affet! Umar, nice yuvaları felakete sürükleyen, aileyi parçalayan bir illet. Şule, kumar hırsının kurbanı oldu. Yalan söyledi, para çaldı. Kumar onu mezara sürükledi. Cemil'in Allah'a isyanıysa ona çok daha acı bir manzarayla geri döndü.